Arkadaşlar hepinize selamlar. Yine bir koronalı, ramazanlı günlerden hepinize selamlar. Bugün tekrar İstanbul'a gidiyoruz. Tüm izinlerimi aldım. Şimdi yavaştan yola çıkıyorum. Sizlere video yapacağım. Yine aynı şekilde yakıt, muhabbet falan böyle karışık bir video yapacağım. Ama bu sefer farklı bir arabayla arabaya gittiğimde göreceksiniz. Şimdilik ben size Passat'ı göstereyim. Şöyle bizimkini geçen de yıkamıştık ya. Hala tertemiz. Mis gibi oldu. Şimdi yavaştan yola çıkıyoruz. Bakalım o arabayla ne kadar az yakacağız. Zaten başta göreceksiniz büyük ihtimalle. Ben rekor yapmak istiyorum. Yani böyle çok absürt bir rakama İstanbul'a gitmeyi düşünüyorum. Durumlar gösterecek. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler sayesinde yavaş yavaş büyüyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Bugün hava bayağı sıcak. Kaç dereceymiş? Vallahi 24 derece, mis gibi hava. Aslında bizim arabayla gitsek güzel olacaktı. Şöyle sunroof açık ama artık mecbur sunroofsuz bir arabayla gideceğiz. Çünkü bu videonun nasıl olacağını çok merak ediyorum. O arabanın kaç para yakacağını çok merak ediyorum, Clio'nun. Yavaştan gidelim bakalım. Ağaçlar iyice açtı bak. Artık her yer yeşillenmeye başladı. Frenlerden ses geliyor. Yeni yıkadık ya. Şu emniyet kemerini takayım. Ben şimdi biraz müzik dinleyeyim. Size bütün detaylarını anlatacağım. Hafiften gidiyoruz bakalım. Yolların durumu şimdi nasıl? Biraz daha kalabalıklaşmıştır bence. Mercedes abi niye soldan gidiyorsun abi? Bu arada Passat'ta 3000 devirde 140 yapıyor. Arkadaşlar bu arada bu izinle ilgili ben gene izinimi aldım şu anda E-Devlet'ten. Çok sorular geliyor işte nasıl izin alıyorsun gibisinden. Ciddi bir konu olması lazım arkadaşlar. Herkese rahat bir şekilde vermiyorlar, onu söyleyeyim. Yani almak kolay değil. Ciddi, elle tutulur bir belgeniz olması lazım dediğim gibi. Hani sağlık belgesi olur, ne bileyim bu hani ölümde falan oluyor. Başka bu araba almak için falan izin vermezler diye düşünüyorum. Çok soru geldi öyle. Hani araba almak için şehir dışına çıkabilir miyim diye soru geldi. Bence vermezler ama yani deneyenleriniz varsa, iyi yazarlarsa sevinirim. Bu şekilde. Aman taş atıyor lan. Abi çok kötü bu ya. Bu hav fiyatlar beni var ya bitiriyorlar. Taş izi kadar berbat bir şey yok. Bir de renkli bir arabanız varsa yani berbat ediyor ya. Şu an Karaçam'a geldik. Video şimdiden uzun olmaya başladı. Ben hissediyorum yine bir gün boyunca bilgisayarın başından kalkmayacağım galiba. Bu arada bak buraya tempolu geldim. Gördünüz siz de videoda. Az çok. 5.2 ile gelmişim, bilginiz olsun. 23 kilometre. Burası yukarı Kirazca. Şimdi aracın üzerinde hala kış lastiği var. Sanki kış lastiği ısındıkça daha da sesi artıyor bir geldi bana. Bu kadar ses yapmıyordu. Şimdi sürekli uğultu var ya. Acilen değiştirmem lazım. Şu korona bizim başımızı yaktı ya. Evde lastikler duruyor. Hem araba yol tutmuyor, kayıyor. Hem de gürültü yapıyor valla. Başım ağrıyor sürekli bu şekilde gidince. Evet, bu tertemiz güzelliği bırakıp tam olarak buna geçiyoruz. Clio. Herkes soruyordu işte, az yıkan dizel bir araba senin gittiğin o yolu kaç paraya gider gibisinden, hani neye kadar en az, onu görmek istiyordu. İşte sizi karşınızda en az yakacak araba. 1.5 ya 75 ya 80 beygir. Bunların iki versiyonu var. Dizel, tertemiz. Size tek tek anlatacağım bak, araba 2 aydır yatıyor. Sanki bu terk edilmiş arabalar var ya, onlar gibi. Şu toza moza baksana. Koronadan beri yatıyor bu araba. İkinci arabayı kullanıyorlar. İkinci araba dediğim o da Clio. Hastalık galiba bu Clio işi. Şunu görüyorum ben. Mesela bir arabayı alan, diyelim ki adam Volkswagen aldı, Renault aldı. Ondan sonra da alacağı arabayı da onlardan seçiyor. O markalardan seçmeye çalışıyor. Adama ısrar ettim başka araba aldırmaya, yok almadı, Clio aldı. Böyle. Bu arada taş paket. İçeride hepsini anlatırım ben size. Anahtarını hemen çaldım, geldim. Dayımın arabasını kaçırıyoruz. Abi bu kir ne? Vallahi var yandık. Oo, içimiz gibi kokuyor var ya. Araba bekleyince böyle kokusunu salıyor, kendi plastik kokusunu. Şu kartla çalıştım olayına bayılıyorum. Dur kardeşim.
şey geç kim açık bıraktı. Evet, 2 ay sonra ilk kez çalışma. Bak bunlarda hararet ışığı yok, şurada soğuk olduğunu gösteren bir ışık yanıyor. Ekran çok güzel, bakacağız yolda. Muhabbet edeceğiz. Her şeyine değineceğiz. Bakalım yakıtta ne olacak göreceğiz. Şimdi yakıta gideceğim, birazdan fulleyeceğim. Yine aynı şekilde Güngören'e gittiğimde orada da fulleyeceğim. Biraz kilometre farkı olacak ama onu da ekleriz çünkü aynı hızlarla gidiyorum o yolda. Orantısını yaparız, hesaplarız. Benzinli bir Passat'la dizel bir Clio arasındaki yakıt farkı net olarak ortaya çıkacak. Ve bu Renault'da sapma var mı onu merak ediyorum. Ekranda gösterenle pompada çıkan biri olmuyor. Bakalım bu Renault'da biri çıkacak mı? Eğer ki bir çıkarsa yani helal olsun derim. Bakayım koltuk üst etlik ayarı var mı? Aynen. Bunların boş paketlerinde koltuk üst etlik ayarı yok. Berbat bir şey arkadaşlar. Kafanız tavanda gidiyorsunuz eğer ki uzun boyluysanız. Yandınız yani. O konuda bu güzel. Bu biraz dolu bir araba. Dışarı bir çıkarayım. Orada tekrar bakarız. Bunların da göğsü çok uzun ya. Park sensörü yok bu araçta. Park sensörünün olmaması büyük eksik. Evet, toza baksanız da çok garip gözüküyor vallahi. Evet, Passat'ı yerleştirdim şimdi garaja. Kilitleyelim, kalsın burada zaten, bir gün yatacak. Camlarımızı kapalım, kontrol edelim. Arkadan da güzel gözüküyor ya, seviyorum. Şimdi gidelim Clio'ya doğru. Hadi artık yola çıkalım. İlk istikametimiz benzinlik. Ama önce şu camı temizlemek istiyorum. İnşallah su var, evet su varmış. Direksiyon bayağı yumuşak. Clio'lar hep bu şekilde. Evet, direksiyon. Şu an için motor sesi var. Bakalım ilerleyen dakikalarda nasıl olacak, daha soğuk araba. Yapımızı fullleyelim, lastiklerimizi kontrol edelim. Lastik basınçları önemli. Onları da yapacağım. Optimum hale getireceğim. Sonrasında yakıtı sıfırlayıp yola başlayacağız. Ben şimdi biraz müzik dinleyeyim. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Opet'ten dolduruyorum. Maskemi taktım bu arada. Bir fullleyelim bakalım. Camları bu arada sileceğim. Arabayı yıkatmayacağım çünkü burada yıkamacı yok. Şurayı doldurup atladıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar 120 liraya depoyu fullledik. Şöyle görebilirsiniz. Bundan sonra artık başlıyor bakalım yakıt tüketim testimiz. Doğru Güngören İstanbul'a gidiyoruz. Orada bakalım sonuç nasıl olacak. Yolda ben size görüntü açacağım. Yine POV yapacağım. Tekrar sizi bilgilendiririm. Şimdi bir havalara bakayım, lastik havalarını kontrol edeyim. Onlar da önemli yakıt için. Kapıda lastik havaları için 32-33 diyor. Onu bir ayarlayalım bakalım. 33-34 yapacağım hatta. Biraz daha ekonomiye odaklı olsun. Şuradan. 34 yeterli. 5.6'ymış. Biz bunu sıfırlayacağız. Evet bak şu anda tamamen sıfırladık. Bakalım anlık tamam. Kalan yakıt kilometresi 640 kilometre diyor bu yakıtla gidebilecek. Biz bunu arttıracağız. Başka bir şey yok. Trip'i de sıfırlayalım. Evet, trip'ini de sıfırlamış olduk böylece. Her şeyini ayarladık. Aracımız kaç kilometre onu söyleyeyim ben size. 81.000'de 80.000 bakımı yapıldı. Yani tamamen bakımları hazır. Bakalım polis kontrollerine nasıl geçeceğiz? Belgelerimizi göstereceğiz. İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Polis kontrolü doğru yerliyorum. İzin belgem de yanımda. Kontrol edeyim, evet. Bir problem yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle göstereyim. Sağ olun. Bu sefer güler yüzlü bir polis abimiz karşıladı. Ben de şaşırdım. Böyle bakıyor gözümün içine. Camı açmamıştım. Biraz ondan dolayı şey yaptırdı. Güzelce geçtik. Belgemizi gösterdik. Yani görüldüğü üzere belgeleri kontrol ediyorlar. Ve yani ciddi cezaları var. Bilmiyorum burada şimdi mesela geri döndürüp de kurtarabilir misiniz işi? O olur mu bilmiyorum. Belki de geri dönüp kurtulabilirsiniz. 6 kilometre oldu tam olarak. Buradan tripten kontrol ediyorum. Ayrıca bu Renault'larda ortada ekran da varmış.
şu rüzgar gürültüsü yapmasın. Kaloriferi kapatayım. Klimayı kapatayım. Bu orta ekranda da güzel gösteriyormuş. Bak hoşuma gitti bu da. Şöyle bakarsanız ortalama tüketimimiz şu anda 3.9. Şu an gerçekçi değil. 6 kilometre yol geldiğiniz için bunun zaten 2 kilometresi şehir içi. Ayrıca bak bu araçlarda tükettiğimiz toplam litreyi de gösteriyor. Bu da çok farklı bir durum yani. Hani bizim araçlarda bu tarz bir şey göstermiyor. Volkswagen'lerde ben daha önce hiç görmedim. En azından bunu da bakalım tutacak mı? Hani pompada aldığımız litreyle buradaki yakın çıkacak mı? Onu görelim. Sonrasında ortalama hızınız 43 ve yakıt tüketimsiz mesafe diyor. Allah Allah. Acaba bu hani ayağımızı gazdan çekince vitesteyken yakmıyor ya, ondan mı bahsediyor? Şu anda böyle güzel gidiyoruz bakalım. 90-100 bandına gideceğim yine bildiğiniz üzere. Geçenkinde gittiğim standart hızlarda. Araba kaç modeldi tam olarak hatırlamıyorum ama 2015 ya da 2016 model olacak. 80.000'de bakımları yeni yapıldı. Lastik basınçlarını kontrol ettim. Bak özellikle size şu konuda uyarıyorum. Lastik basınçlarınızı kesinlikle kontrol edin. Bu araba şimdi yattığı için de biraz lastiklerin basıncı düşmüş olabilir ama bildiğiniz arka lastik 29, ön taraftakiler 23 çıktı. Yani o lastiklerle gitmiş olsam zaten yakıt katlanacaktı, artacaktı. Hem de güvensiz olacaktı. Güvenliğimiz düşük olacaktı. Şimdi araç daha da bir dirileşti hafiften yani hissediyorum. Hepsini 35 yaptım. Kapılarda 34 yazıyordu. Ben biraz daha yakıt odaklı olduğu için yüksek basınç demek sürtünmeyi azaltmak demek. Tekerin yere bastığı yüzeyi azalttığınız için sürtünme düşer. Böylece yakıt tüketimi de azalır, bilginiz olsun. Bu aracın bir kötülüğü 5 vites olması. 6 vites olsa çok daha güzel olabilirdi. Ama işte beygir düşük biraz. O yüzden 5 vites tutmuşlar büyük ihtimalle. Buna güzel bir yazılım lazım ya. Bu tarz arabalara yazılım yakışıyor yani. Çünkü bu potansiyeli olan motor, biliyorsunuz Renault motoru 115 beygirlerde, 116 beygirlerde kullanıyor ve performansı bunlarla kıyaslanamayacak seviyede. Bu motorlarda da potansiyel var. Ve sağlam motorlar biliyorsunuz siz de. Hani bilmiyorum arıza yapanlarınız ne kadar var. Yazarlarsa, yüksek kilometreler görenler yazarlarsa memnun olurum bu motorlarla, 1.5 DCI'larla. Kaç kilometre gördünüz, işte ne arıza çıkardı, hem almak isteyenlere de bir yol göstermiş oluruz, yardımcı oluruz. Öyle yolculuğumuz güzel gidiyor şu anda. Devir bilgisini vereyim bu arada size. Bak 100 ile gidiyoruz ve 2000 devirin biraz altında, 1800 devir civarında gidiyor. Güzel, ideal bir devir. Dizel arabalarda zaten bu şekilde ilerliyor bu işler. Biz de bu tarz devam edeceğiz. Ben size ilerleyen dakikalarda görüntüler açacağım. Muhabbet ederiz. Yolumuza bakarız. Yollar yine sakin. Ama gece tabii daha sakindi. Geçen gittiğimde akşam gitmiştim ya biraz daha. Şu anda Sapanca'nın bu güzel yeşillerin içinden geçiyoruz. Bakın buralar da çok güzel. Şu aşağıda park var. Yürüyüş yeri falan var böyle. Tam aşağıda şu an göremiyorsunuz. 10 numara yerler. Neydi buranın ismi? Tam atmaya gelmedi ama Sapanca'ya giderken hemen yol kenarında. Yani yürüyüş yapmak için mükemmel. Mükemmel ya. Şu an şu yazın tamamen böyle oturup da oralarda yürümeyi çok istiyorum açıkçası. Sapanca cennet ya. Zaten İstanbullular biliyor nasıl cennet olduğunu. Benden iyi biliyorlar. Çoğu İstanbullu benden fazla Sapanca'ya gidiyordur büyük ihtimalle. Hadi şimdi ben biraz müzik dinleyeceğim. Biraz takılacağım. İlerleyen dakikalarda ara görüşeceğiz. Arkadaşlar şimdi 40. kilometredeyiz. Devam ediyoruz. İzmit'e geldik. Size araçla ilgili izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle şu beni çok rahatsız etti abi bak. Ben o kadar iri bir adam değilim. Ayağım buraya takılıyor, çarpıyor ve aşırı derecede rahatsız ediyor. Bak bir öbür ayağım da burada. Yani bildiğiniz, ben bildiğin 75-80 kilo en fazla, 1.81 boyunda biriyim yani. O halde bana bu araba çok dar geldi, dar hissettirdi. Direksiyon desen zaten kucağımda şu anda. Yani biraz daha şey yapsam ayaklarımla kucaklayacağım onu. Ciddi anlamda bana Clio dar geldi burada ya şu anda. Uzun yolda anladım yani bu farkı. İlk başlarda bu hissiyat yoktu. Yani bu arabayı uzun boylulara göre, bir de minder. Minder uzunluğu çok kısa, ayağımın yarısı boşta. Bunlar rahatsız ediyor tabii. Yakıt konusuna gelirsek, arada böyle 110'lara, işte sollamalara falan çıkıyorum. Genelde ortalama 100 ile gidiyorum. Ekranımızdan bakalım yakıtımıza. Driving Eco Seyir raporu. Evet, değerler bu şekilde, ben size okuyayım bunları siz yolu izlerken. Buraya kadar 4.0 ile gelmişiz. Gayet güzel bir değer. Toplamda 1.7 litre mazot yaktığımızı söylüyor. 79 kilometre ortalama hızla gelmişiz. Ve yakıt tüketimsiz mesafe dediği, yani büyük ihtimalle gazdan ayağımı çekip gittiğimiz süreyi de 2 kilometre olarak belirtiyor. Yani 4.0 ile ilerliyoruz. Bakalım nasıl olacak durum. Daha da düşmesi lazım açıkçası.
Arkadan bir Lexus geliyor arkadaşlar. Şuna bakın ya. Bomba bir şey. Geçsin de şunu arkadan çekeyim. Geç canım. Abi sen yılan mısın sen ya? Allah Allah. Bir de bu yeni A0 bence bu yani. Bayağı güzel gözüküyor. Ben yolculuğuma devam ediyorum. Tekrar sizi bilgilendiririm. Bu arada bak bayıra. İzmit'ten sonraki bayıra 4.0'la girdik. Bakalım karşıya çıkacağız. Ortalama tüketim şöyle gördüğünüz üzere 4.3'e çıkmıştı. Şimdi yavaş yavaş düşüyor. 4.2'ye düştü. Bayırda tabii ki kendi haline bırakacağım. Kendi kendine inmesini sağlayacağım. Bak şimdi tünele gireceğim. Göstergeler, aydınlatmaları falan bayağı güzel. Sensör yok tabii araçta. Ama hani aydınlatmaları hoş ya. Vallahi sevdim. Özellikle kadran. Yani bu sınıfta böyle dijital, en azından yarı dijital bir kadran vermeleri mükemmel ya. Ayrıca bak buraya da şöyle haritayı alacaksınız, tamam mı? Nerede bu navigasyon? Kabul edelim. Haritayla bomba gözüküyor. Ben bu arabanın haritasının görüntüsünü çok beğeniyorum. Sürekli böyle açık gidebilirim yani. Navigasyon hız uyarısı veriyor ama otobanda 80 uyarısı veriyor. Şaka gibi ya. Sessiz uyarı yapıyor. Şöyle geçeyim buraya. Bazen de ivmemizi kaybetmememiz gerekiyor. Arkadaşlar sanırım bir yol çalışması var. O yüzden teke düştü. Biraz trafik var. Bu tabii ki bizim yakıtımızı biraz etkileyecek. Ama çok fazla olacağını zannetmem. Yani kalabalık olmamasını fırsat bilip tabii ki çalışma yapıyorlar. İhtiyacı da vardı. Bak buranın harbiden çukurluydu burası. Bayağı kötüydü. Tırlar böyle şerit değiştiriyordu neredeyse. Birazdan açılır büyük ihtimalle. Arkadaşlar tekrar selamlar. Şöyle size görüntü açmak istedim çünkü ilerideki yeri çok seviyorum. Sizin de orayı görmenizi istedim. Çok güzel manzarası var yolun. Körfezi görüyor. Şu treni de geçelim. Şu emniyet kemeri de sürekli beni sıkıyor. Geriliyor sürekli ya. Yani arabadan çok şikayet etmek istemiyorum. Bu arabada yani 90 milyar falan şu anda değil mi? Biz 70-80 civarında bir şey almıştık ama yani bu 90-100 milyarlık bir araba. O yüzden pek şikayet etmem. Bana laf söylerseniz biliyorum. O yüzden sürmeye devam ediyorum. Nasıl ama manzara? Burası çok güzel ya. Şöyle gaza basasım var da onu dönüşte yapacağım. Dönüşte bakalım, basarak geleceğim. Yani çekmeye çalışsam çekerim. Çekemezsem de bilgileri Instagram'a paylaşırım. O yakıt bilgilerini ne kadar fark edecek diye. Bu arada bakalım yakıt bilgilerimiz ne olmuş. Şu ana kadar 3 litre benzin şeyi. Aman ağzıma alışmış var ya Passat'tan. Dizel tüketmişiz. Bu ne demek oluyor? 5 liradan desek buraya kadar 15 liraya geldin diyor bana. Vallahi yolun sonunda göreceğiz. Ortalama tüketimim 3.8, güzel. Biraz daha düşmüş. Daha çok düşmesi lazım. Yani benim hedefim 3 litre falandı. 3.2, 3 o civarlardı. Çünkü ben Passat'la 3.8'i gördüm. Asıl ama önemli olan bizim pompaya gittiğimizde cebimizden çıkacak olan para. O zaman her şey belli olacak. Aslında biraz da hızlı gidiyorum. Yani hızım normalde bir tık daha aşağı olması lazım. 95-90 civarında olması lazımken ben biraz daha 100-110 bantlarına çıkıyorum. Şimdi arabadan bahsedersek bu araç touch paket. Yani bunun bir altı daha var. Joy var biliyorsunuz. En boş paket. Bak şimdi burada kolçak yok. Bu büyük bir eksiklik. Elim böyle bildiğim boşta geziyor. Touch paket olduğu için ekran geliyor. Touch, o dokunmaktan gelen bir isimle geliyor zaten o. Ekranımız var. Ekran güzel, yavaş sadece ama gayet yeterli. Ses sistemi de bir Volkswagen değil. Ama aşırı berbat bir durumda da değil. Yani dinletiyor sizi ama değiştirmeniz lazım. Güzel bir ses sistemiyle desteklenebilir. Zaten kapıyı söktün mü bunda? Bunun, bu arabanın olayı ne biliyor musun? Kapıyı sökeceksin, hemen hoparlör. İki tane güzel bir hoparlör oluyorsun. Kapı içine de bir yalıtım böyle hemen. Çok daha güzel sizi müzik dinleterek götürür en azından. Şu anda ses durumu olarak da rüzgar sesi bayağı bir kuvvetli geliyor. Rüzgar sesi bayağı var. Motor sesi falan fazla duymuyorsunuz ama zaten rüzgar sesi onu bastırıyor. Yani ses var arabanın içinde, o hani onunla diyecek bir şey yok. Motor güzel ama ya. Yani 2000 devirde 110'la falan gidiyor. O konuda çok iyi. Bence hızlı gittiğimizde de yakıt çok fazla yükselmeyecek. Bana öyle geliyor. Yani hızlı dediğim yine hız sınırları içinde kalacağım. 120-130 bandında gideceğim.
yine yükselmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Buralarda bayağıdır salıyorum. Bakayım bu hani yakıt harcamadan geçilen mesafe diyor ya. O kaç olmuş ona bir bakalım. 3.8. Toplam tüketim 3.2 olmuş. Ortalama hızımız 84. Bak yakıt tüketimsiz mesafe de bayağı artmış. Şu anda ben bıraktım. Bu olay buymuş arkadaşlar. Gazdan çektiğinizde kendi ivmesiyle gittiğinde bak buraya hemen işliyor. 8.1, 8.2 diye gidecek. Yani güzel bir ekran aslında biliyor musunuz? Çok yani bu detayları vermesi çok hoşuma gitti ya. Passat'ta bu ekranı isterdim bak. Renault'da bunu yapmaları mükemmel olmuş. Çok hoşuma gitti bu konuda. Bu yenilerde var mı acaba? Dikkatlice bakamadım daha, süremedim. Onlara sürdüğümde değinirim. Aslında şu anda bu arabayı iyice tanıyorum. Neredeyse bir 400 km yapacağım belki daha fazla. Bu sayede yeni Clio ile yakında sürerim büyük ihtimalle. Giderim bir test ederim. İkisi arasındaki farkı da net bir şekilde görebileceğim. Yani bence herkes çok övüyor bu yalıtım konusunda, hissiyat konusunda. Bu gelişmiştir diye düşünüyorum. Çünkü ben şu anda arabadan 1 gram his almıyorum. Yani size abartmıyorum, ben arabadan 1 gram his almıyorum. Biraz denedim şöyle, bakın şöyle yapıyorum tamam mı? Araba hemen böyle yoldan çıkacağım diye hareketler sergiliyor. Passat'ta bunu yapayım, dimdirek gider. Ya şimdi kıyaslanmaz, arada 100 bin lira fark var ama yani hissiyat olarak Polo'da da aynısı. Polo'da da bunu yap, düz gidersin. Yani ama bunda bir böyle labalilik var. Direksiyon zaten bir yumuşak, bir farklı böyle hissiz. Benim araba da elektrikli direksiyon ama dediğim gibi farklı bir hissi var ya. Böyle kopuk hissini size aktaramıyorum şu anda ama bildiğiniz hissedemiyorsunuz bir şeyi. Ama zaten bu arabaların olayı bu değil. Hani şimdi ben böyle anlatıyorum size ama bu şekilde değerlendirmek bir yandan da yanlış. Şimdi bu arabaların olayı abi yakıt tüketimi ve seni bir yerden bir yere götürmek. Bunlar zaten Fransa'da, bu arabanın üretildiği yer Fransa biliyorsunuz. Fransa'da bunlar ucuz, bayağı yani çok çok ucuz fiyatlara, Almanya'da çok ucuz fiyatlara. Ve bu araçları tercih ediyorlar. Zaten yurt dışında ya bu tarz araba alıyorlar ya da station wagon arabalar alıyorlar. Yani ya küçük olacak, güzel, rahat park edeceksin ya büyük olacak, kocaman bir bagaj olacak. Adamların mantığı o. Araçları ona göre düşünmek lazım. Bizim ülkemizde tabii ki durumlar bu şekilde değil. O yüzden de istediğimiz gibi olmuyor tabii. 2008 gidiyor, 2008'e gözüm takıldı da. O yüzden de biz beklenti içine giriyoruz. Şimdi adam diyor ki 90 milyar verdi mi ben yalıtımı iyi olsun, az yaksın, iyi gitsin istiyor ama olmuyor işte. Bu arabanın değeri aslında 10 bin lira. Yani 10 bin lira dediğimi yapmayın. 10 bin birim. Yurt dışında 10 bin birim. Belki bundan 10 bin birimden de ucuzdur. Şimdi yurt dışından çok fazla takipçi var. Onlar yazacaktır illaki. Yani belki de 5 bin euro falandır yani bu. O yüzden öyle kıyaslamak lazım. Yine de tabii bizim ülkemizde nedir olay? Arıza yapmamasıdır. Arıza yapmıyor. Bu bir gerçek. Piyasası olmasıdır. Piyasası var. Bu bir gerçek. Bu arabayla sürekli uzun yol yapmayacaksınız zaten. Şehir içinde kullandığınızda benim bu hissetlerimi hiçbirini hissetmezsiniz. Onu söyleyeyim. Yani ayağınız şurada ağrımaz bile. Ne kadar süre şehir içinde süreceksiniz sonuçta. Ama bunu yaşayan var mı? Bana yazsın ya. Vallahi şu bak şu anda kemiğime vuruyor ya. Ve ağrıtmış yani. Harbiden. Ya buraya ben bu araba benim olsa mesela buraya ben bir yastık yapıştırırım. Bir çift taraflı bantla böyle bir yumuşak bir şey yapıştırırım yani. Buranı yumuşatmak için uğraşırım. Size ben Ibiza ile karşılaştırayım bu arabayı. Çünkü bayağı uzun süre Ibiza kullandık. Arkadaşlar Ibiza ciddi anlamda bu araçtan konforlu. Yani konfor derken süspansiyondan bahsetmiyorum sadece. İşte ses yalıtımı, motor yalıtımı. Bu tarz konulara geldiğimizde Ibiza ciddi anlamda konforlu. Buna emin olabilirsiniz. Bizde 1.4 referans Ibiza vardı. Çoğu arkadaş bilir kırmızı Ibiza. Yani harbiden iyiymiş o yani. Harbiden iyiymiş. Onun sadece motoru fazla böyle çekişi yüksek değildi. Bunun çekişi daha iyi. Dizel olduğu için turbo ile beraber yürütüyor. Ama o arabanın işte böyle yol tutuş hissi, size verdiği yoldan size verdiği his olsun harbiden iyiydi yani. Güzel hissettiriyordu ve ayağım bu şekilde böyle bir şey yaşamadım ben onda. Çarpma yaşamadım. Siz nasıl buluyorsunuz Clio kullananlar? Var mı şikayetleri neler? Piyasa arabası yani. Şu anda bana deseler alır mısın? Alırım abi. Alırım çünkü niye? 6 ay kullandıktan sonra satıyorsun üzerine para ekliyor yani. Ve sana bir konuda da zarar ettirmiyor. Bir de şöyle bir güzelliği var. Bu araçların tipleri çok güzel. Yani ciddi anlamda tipi güzel bu arabalar. Aa, çukura bak lan bileği uçmasın oraya. Vallahi gece görmez dubaları açıp uçarsa direkt ölüm. Yani dediğim gibi gençlere hitap ediyor. Ben de bu arabayı alsam mesela jantlar 16 inç olmasına rağmen büyük duruyor. E az daha para verirsin abi 17 alırsın. Mis gibi bir kocaman gözükür. Davulmazlar küçük olunca, teker ağzı bir küçük olunca jantlar büyükmüş gibi gözüküyor. Takarsın 17'yi. 18 taktığımızda ne efsane olur. Bir ay jantları da siyah boya abi. Aynalar da siyah geliyor mesela.
Bunlarda aynalar siyah olması standart. Joy'larda siyah değil. Kaplaması falan güzel olur. Kaplayabilirsin böyle komple. Bu arada şunu fark ettim. Ayna oynuyor lan. Aynen, ayna sallanıyor. Aynadan da bak. Arkadaki kalçayı görüyor musunuz? Tam tekerin üstünü. Sanki böyle spor arabalarda aynadan baktığında arka tarafta böyle kalçalarını görürsün ya. Onun gibi yapmışlar. Ya tasarımı cidden güzel. Çoğu kişi bunun tek kapı falan olduğunu zannediyor. Kapı kolunu falan bulamıyor. Kapı kolu yukarıda ya. Tasarım konusunda güzel yapmışlar yani. Bunun bir makyajcısı var. LED'ler alt tarafta. Onlar daha güzel. Daha güncel duruyor. Bak şimdi arkadan bir tanesi geliyor. LED farlı. Bunların gece LED farları mükemmel aydınlatıyor ya. Arkadan da çok güzel. Bak bu hali 10 numara. Hani bu arabayla hiç alakası yok. Aslına bakarsan aynı model. Ama hiç andırmıyor bile. LED farları da bunların böyle Renault'larda güzel mor bir hüzme oluyor. O mercekten dolayı kaynaklanan bir hüzme oluyor. O böyle araba sallandıkça mor hüzme sizin arabanın içine vuruyor. Aşırı güzel bir görüntü oluşturuyor öndeki arabaya. Siz de tabii o görürken de mor hüzmeyi görüyorsunuz. O konu LED konusunda Renault'ların güzel. Çok fazla bu arabanın dolu paketi var biliyor musunuz? Yani hem boşu çok var hem dolusu çok var. Bu şirketler kiralamalar da alıyor dolu paketlerini. Dolu paketlerinde anahtarsız çalıştırma varmış. O da güzel. Bu da yeterli de. İşte mesela telefonumu koyacak yer olarak buraya koymam gerekiyor. Ama burası da ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi konsolun altında kalıyor. Ben konsolun altında kaldım bu telefonu göremiyorum. Ya da sürekli böyle elimi almak için uzanıyorum. Bu hoş olmuyor. Mesela bu şu konsol nasıl olacak biliyor musunuz? Böyle yukarıdan gelecek abi. Burayı böyle kalın bir şekilde geçecek. O zaman mis gibi olur ya. Mükemmel olur. Ya büyük ihtimalle bunu yaparlar tabii ki ama bu sefer de Megane'ın satışlarını azaltırız diye yapmıyorlar büyük ihtimalle. Megane'lar da biraz daha böyle sizi kavruyor, sarıyor. O hissi veriyor. Süspansiyonu falan kötü değil de koltuklar şu anda benim ağrıttı yani bir taraflarımı. Şu anlık olaylar bunlar. Arkadaşlar tekrar polis kontrol noktasına yaklaştık. Bu sefer daha az trafik olacak galiba. Bir bakalım. Çünkü bayağı hızlı geldik buraya kadar. Ben size görüntü almaya çalışırım. O ani durdu ha. Oha arkadaki Mercedes'e bak. Ana ne güzel kaplama lan o. Alt tarafı mavi, üst tarafı beyaz. Ara bomba. Kontrol noktasına doğru ilerliyoruz. Maskemi takacağım hemen. Geç kalmayalım. Sonrasında izin belgemizi göstereceğiz ve devam edeceğiz. İnşallah kafamdaki kameraya laf söylemezler. Böyle de güzel de gözleri. Mersucum. Göster bakayım belgeni. Hop hemen aldılar sola. Sağ taraf kamyonlar için. O Mercedesler de çok güzel değil mi arkadaşlar ya? C kupe. Kupe araçları seviyorum da gözüm kesmiyor. Bak görüyor musunuz? Kamyonlar yardıra yardıra gidiyor. Ulan terledim iyice ya. Ateşim çıkmasın bir de makinede. Hiç yoktan gitmedim. Arkadaşlar tekrar bir trafiğe girdik. Bu sefer erken girdik abi, yandık ya. Bu trafik ilerlemez bence. Bizim yakıt birazdan artar. 3.9'la geldik buraya kadar. Eğer ki birebir 3.9 çıkarsa, yani pompalı da aynısı çıkarsa bomba olur size o kadar söylüyorum. Arkadaşlar 30 dakika oldu. Belki de daha fazla oldu. Trafik devam ediyor. Şöyle ileride görebilir misiniz bilmiyorum. Aynı gidiyoruz. Şu an buradan Güngören'e 1 saat diyor. Bakalım haliniz olacak. 4.1'e çıktı şu anda. Arkadaşlar kontrol noktasına geldik. Hani senin gibi kemerin. Sıkıp duruyor ya. Bak sizde oluyor mu bu Renault'larda? Darlıyor beni. Bu taraf daha iyi. Şu Mercedes'in jantlarını merak ettim ya. Instagram'da biraz önce paylaştım da gösterdiler. Jantlar çok güzel. Yandan görmemiştim. Canlı hali nasıl acaba? Wow, abi cidden çok güzelmiş jantları ha. Ha taksi aldılar lan içeriye. Bak taksi aldılar ha, 77 yola o plaka.
Abi burada belgeleri harbi harbi kontrol ediyorlar. Şöyle koyayım. Şurada tarihi görmüyorlar ya. Tarih nerede burada? Ha şu altta. Şöyle göstereyim. Kolay olsun. Kimlik var. Bak biraz önce Çakal Astra emeği şeridini kullandı. Abi yazsanıza cezayı ya. Bir daha girmesin. Yazın gönderin işte ya. Yani şu emniyet şeridine girenlere sövdüğüm kadar bir onlara sövüyorum. Bir de sol şeridi gereksiz yere dolduranlara bak. İkisine sövüyorum abi. Hak değil mi yani? Bak bu sefer kimliğe de baklar ha. Yakıt bilgisine gelirsek gördüğünüz üzere 4.3'e çıktı. Oraya ilk girdiğimizde yanlış hatırlamıyorsam 3.9'du. Buradan detaylarına bakalım arkadaşlar. Bak buraya ilk girdiğimizde 4.2 idi yakıtımız. Yani toplam yaktığımız yakıt litresi 4.2 idi. Şimdi olmuş 4.7. Yani o trafikte 0.5 litreye yaktık. Ortalamamız yükseldi ama şimdi Clio'ya haksızlık etmeyelim. Aşırı derecede bir trafiğe kaldım. Passat'la bu kadar kalmamıştım. Passat'la da trafiğe kalmıştım ama bu kadar değildi. Gayet iyi gidiyoruz. Yolun sonunda bu düşecek ama bilginiz olsun. Ben bunu 4'e kadar düşürürüm birazdan bak görürsünüz. Bu arada gökyüzüne bakın. O efsane gözüküyor. Ya ben gökyüzünü çok seviyorum. Böyle fotoğraflamasını, çekmesini. Bak şimdi kapatacağım hemen fotoğraf çekeceğim. Çok güzel oluyor ya gökyüzünün böyle görüntüsü. Bütün kontrol noktalarından geçtik. Artık köprüye yaklaştım. 137 kilometre olmuş. Diğer değerleri ben size söyleyeyim. Ortalama litremiz 4'e düştü. Oradan çıktığımızda 4.3'tü. Tekrar 4'lere geriledik. Yine böyle 80 falan geldim. Şunu 5'e alayım. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Allah Allah. Yolun ortasında var ya. Bak yine uyarı veriyor. 70 km diyor. 80 olanlardan 70 diyor. 120 olanlardan 80 diyor. Yine bu eşsiz manzaraya geldik. Abi şu görüntüye bakar mısınız? Bir fotoğraf çekmem lazım. 4 litreye geldik ama bayağı trafiğe girdik. Ciddi ciddi trafiğe girdik. Boş verin trafiği, denize bakın. Abi güneş batarken çok güzel gözüküyormuş. Saat kaçtı burası ya? Saat 7'de. Bir dahaki sefere Passat'la bu saatte geleceğim. Tam fotoğraf çekmelik. Bir tane hızlıca fotoğraf çekebilir miyim acaba? Burada da kamera var. Tam ortada diyorlardı. Vallahi cezalar geliyor. O yüzden ekstra ceza yemek istemiyorum. Bak tam şurada kamera var. Büyük ihtimalle bundan yazıyorlar. Bir tanesi tam buraya doğru bakıyor. Bir tane ses var. O ses benim malzemelerimden geliyor. Bilginiz olsun. Herhangi bir yerden. Bu arabada trim sesi gelmiyor. Yani çok garip bir şekilde bir tane trim sesi duymadım. Yani umarım bu korona daha fazla yayılmaz. Biter gider. Çok sıkıldık çünkü yani aşırı derecede sıkıldım. Gidip böyle bir gezmek istiyorum. Bir yerlere gitmek istiyorum. Şimdi işin kötüsü korona bittiğinde benzin de pahalanacak. Benzini depolayabilir miyiz? Onu da düşünüyorum. Yani bir varil alıp kenara koyayım diyorum. Evin altına. Ama benzin de uçucu bir şey biliyorsunuz. Hani saklamak kolay olmaz diyorlar. Daha önce benzin saklayanlarınız, öyle depolayanlarınız oldu mu bilmiyorum. Yani şöyle 1-2 bin liralık alayım, kenara koyayım. Zaten benim harcayacağım belli bir şey yani. Ben inmeyeceğim arabadan. Çok fazla kar olur mu bilmiyorum, hesaplamak lazım ama tabii ki yine bir 200-300 lira kar olur en az. Artık ben benzin alırken size görüntü açarım. Benzinle görüşürüz bakalım. Arkadaşlar yolumuzun sonuna geldik her zamanki gibi. Bu Güngören, buraya ne diyorlar, bir şey diyorlar oraya ya. Ünlü bir durak burası, aklıma gelmedi şu anda ismi. Burada bir petrol var. Hemen Makel Oteli'nin yanında. Oradan dolduracağız. Mercedes'cim aynı motoruz ha. Haberin olsun. 3.9'a geldik. Acaba kaç paraya geldik? Acaba kaç para? Jetta arkadan vuracağım diyor uğraşıyorsun ya. Aynı yere gidiyormuşuz. Evet. 3.9. Aman iyi çukura girdik ha. 6.1 litre top komple yakmışız. Şu anda benzin 5, yani benzinden çıktı ya, motorun 4.78. Ulan uzakta bıraktık ha. Bir dakika hocam. Açıldı mı şu anda? Hocam dolduruyoruz.
tık et ne bırakacağız? Dolduruyoruz. Tamam oğlum. Şey değil değil mi? Taşıtma tık değil. Yok yok, normal. Ben parasını vereceğim. Hı. Abi direkt şirket arabası sana diyorlar ya. Beyaz gömlek dolunca. Arkadaşlar 44 lira. Abi bıraktın mı? Efendim abi? Bırakıyorum. Ha bırak abi, doldurma. 44 lira. Mazot almışız. ...9.18 litre. Evet, birazdan fişimiz gelir zaten, bakarız. Çok şaşırttı ya, 44 lira benzin aldı. Ben buraya Passat'la daha da uzun bir yolu, yani bir 30 kilometre daha fazlasını 46 liraya gelmiştim. Şu an çok oldum yani. 9.18 litre motorini almışız 4.80 kuruştan. Durumlar böyle. Ben bunun hesabını şimdi arabaya gidince, evin oraya gidince yapacağım. Bir de buradaki ekranımıza tekrar bakalım. Bak buradaki toplam tüketim görüyor musunuz? 6 litre yaktın diyor burada bana. Ama asıl toplam tüketimimiz 9 litre. 3 litre sapma var. Bunu, bu araçta da sapma var gördüğünüz üzere. Bir gidelim bakayım, hesabını yaparız. Yorumlar artık size kalmış. 153 kilometreyi 9.18 litre mazotla geldik. Yani 100 kilometrede kaç mazot yaktığımızı hesaplayacağız geçenki gibi. 153 kilometre 9 litre ise 100 kilometrede kaçtır? 6 litre. Bu aracın yaktığı değer 6 litre. 100 kilometrede 6 litre. Ama bizim ekranda ne gösteriyor biliyor musunuz? 3.9'u gösteriyor. Yani acayip bir fark. 2 litre fark var arada. Ve gerçekçi değer de buna çıkıyor. Öbür tarafta fulledim, tık etti bıraktım. Burada fulledim, tık etti bıraktım. Olay bu. Yaktığı değer bu. Tamam, çok fazla trafiğe girdik. Ama ne olursa olsun Passat'ta da uzun mesafe gelmiştik. 30 kilometre artısı vardı Passat'ın. Burada şimdi 150 kilometre, 153 kilometre gelmiştik. Passat'la 183-181 civarında bir kilometre gelmiştik. Yani bildiğiniz Passat'la 30 kilometre fazla gelmiştik. Lambda ödediğimiz ücret 46 liraydı. Ben de burada 44 lira ödedim. Yani ben bugün buraya Passat'la gelseydim 46 lira. Hadi bilemediniz, trafik oldu, 50 lira öderdim. 55 lira öderdim belki de. Hani olsun 55 öderdim. 10 lira fazla öderdim yani en fazla. Sizin araçlarınız da bu şekilde mi bilmiyorum. Sadece benim araçlarım bu şekilde çıktı. Yorumlarınızı merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz Clio? Evet arkadaşlar, bu saatten sonra yorumu size bırakıyorum. Gördünüz, ben çok heves ettim. Heyecanla bindim yani arabaya. Heyecanımı da size hissettirmeye çalıştım aslında. Anlamışsınızdır umarım. Ben buraya aslında umudum 25-30 liraya gelmekti. Böyle hani efsane bir değer yakalayıp sizlere göstermekti. Dizel arabanın ne kadar az yaktığını gösterecektim. Özellikle Clio'nun. Ama beni şaşırttı yani, ekranda 4 litre yazarken 6 litre çıkması gerçekte. Bilmiyorum ne yani. Sizde var mı o şekilde? Mesela hani gerçekçi bir şekilde Clio kullananlar, adam 150-200 bin liraya kullanıyorsa Clio'yu, bunu hisseder abi. Yani kesinlikle buradaki 2 litre farkı çok büyük bir fark çünkü. Kesinlikle hisseder. Ya varsa aranızda hissedenler yazsın, yoksa onlar da yazsınlar. Bilmiyorum, bu şekilde yolculuk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani açıklayıcı size aktarabilmişimdir. Açıklayıcı, gerçek, real bir şekilde anlatabilmişimdir. Ben de bir şey bilmiyorum yani, bak ben de size sadece değerleri aktarıyorum. Benim Passat'ımda da hata payı var ama 0.5 litre var. Burada 2 litre hata payı var. Yani bir de uzun yolda 6 litre yakması bana fazla geldi açıkçası. 6 litre büyük bir değer yani. İbre de oynamadı. Bilmiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar diğer günden selamlar. Size küçük bir kayıt koymak istedim sona. Bu arabanın tamamen şehir içi arabası olduğunu bu şekilde anlamış oldum. Şu an bir 10 kilometre geldim. Böyle zorlaya geldim. O halde 5-9 falan yaktım. Ve şehir içinde kullanması cidden rahat. Ben onu çok fark ettim. 10 kilometrede fark ettim. Size o kadar söylüyorum. Her yere girip çıkıyor. Yani Passat'tan inip buna binince çok fark ettim o şehir içindeki olayı. Uzun yol değil, şehir içi. Biliyordum zaten de bu kadar fark edeceğini zannetmiyordum. Hadi görüşürüz. Kapatalım artık.